Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, devlet korumasında yetişen, eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayarak şu an Ağrı Taşlıçay Kaymakamı olan Murtaza Ersöz'e kulak vereceğiz şimdi de. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaymakamımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli misafirler. Bizleri bir araya getiren bakanlığımızın düzenlediği bu güzel organizasyonda bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirterek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce sizlere kısaca kendimi tanıtmak, 2009 yılına kadar bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış biri olarak biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 7 yaşındayken anne ve babamın vefatı nedeniyle kardeşimle birlikte koruma altına alınarak önce Mardin Musa Cihaner Çocuk Yuvası'nda, daha sonra Mardin Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kaldım. 2005 yılında üniversiteyi kazandım. Bakanlığımız üniversite hayatım boyunca bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemedi. 2010 yılında ise aynı bugün buradaki gençlerimizin durumunda olduğu gibi devletimizin verdiği imkandan yararlanarak devlet memuru olarak göreve başladım. Sayın Cumhurbaşkanım, hayal kurmanın en güzel dönemi çocukluk dönemidir diye düşünüyorum. Benim de bir hayalim vardı. Çocukken kurumlarımızda bizleri ziyaret eden, bizleri çocuklarından ayırmayan vali, kaymakam ve diğer devlet görevlilerinin ilgi, şefkat ve merhameti. İşte bu ilgi ve sevgi kaymakamlık hayali kurmamda ve bu hayali gerçekleştirmemde hem ilham hem de motivasyon kaynağı oldu benim için. 2015 yılında kaymakamlık sınavını kazandım ve mesleğe intisap ettim. Halen Ağrı ili Taşlıçay ilçesinde kaymakamlık vazifemi ilk günkü heyecanla, hizmet aşkıyla devam ettiriyorum. Ne mutlu ki benim hayallerim gerçek oldu. Küçük yaşlardan itibaren bu ailenin bir ferdiyim ve her zaman da bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Sosyal hizmet kuruluşlarımızda büyüyen biri olarak, kuruluşlarda devrim olarak nitelendireceğimiz gelişmeler olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyorum. Bakanlığımızın koruma altındaki her çocuğu sağlıklı, mutlu ve aile ortamına en yakın koşullarda baktığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın akademik, sportif, kültürel ve sanatsal başarılarını arttırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve çok güzel sonuçların alındığını da görüyorum büyük bir kıvançla. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, sevgili kardeşlerim, sabırla, şükürle ve inançla buraya gelmemde inandığım iki hususa dikkat çekmek isterim. Birincisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bile daha dünyaya teşrif etmeden babasını, 6 yaşında da annesini kaybetmiş olduğu gerçeği. İkincisi ise Yüce Rabbimizin yarattığı insanın kimsesiz olamayacağı inancı ve gerçeği. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde de kimse kimsesiz değildir. Sevgili gençler, benimle aynı duyguları ve bilinci taşıdığına inandığım siz değerli kardeşlerime şunu ifade etmek isterim. Bundan sonra bizlere düşen en büyük sorumluluk işimize sımsıkı sarılmak, devletimiz ve milletimize sadakatiyle bağlı olmak, ülkemizin refahı için çalışmak ve gelecek kuşaklar için daha iyisini yapmaktır. Bizler hayatımızın daha güzel bir evresine geçmenin haklı gururunu yaşamakla birlikte doğruya, iyiye, güzele yönlendirme konusundaki sorumluluğumuzu asla unutmamalıyız. Hayatımızı en iyi şekilde idame ettirmemizde ve karşılaştığımız zorlukları aşma konusunda bu bilinç ve azimle çalışmamız gerektiğini de asla unutmamalıyız. Bir başka sorumluluğumuz,
halen kuruluşlarda büyüyen kardeşlerimiz. Başarımızı ve gerçekleşen hayallerimizi onlara aktarmak, onlara gelecekleri konusunda rol model olmak en önemli görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bakanlığımızın hayata geçirdiği rol model projesini çok anlamlı buluyorum. Ben nacizane bakanlığımızın bu güzel projesi kapsamında görev süren boyunca kurumlarımızda kalan kardeşlerimizle 30 farklı bir etkinlikte bir araya geldim. Biliyorum ki aramızda da küçük kardeşlerimize rol model olacak pek çok kişi var. Buradan hayata atılan diğer kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hep birlikte bakanlığımızla el ele verip bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edelim. Son olarak bizlere sıcak bir aile ortamı sağlayan, her türlü ihtiyacımızı karşılayan, bizlere inanan, elimizden tutan, bizi hep doğru şekilde yönlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a ve ismini sayamayacağım üzerimizde çok emeği olan pek çok güzel insana şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin şansı, bahtı açık olsun. Allah yardımcınız olsun.